Kur'an'ı Arapça okurken bazı harflerin seslerini çıkaramadığım için kendime kızıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Önce şöyle anlamak gerekir. Herhangi bir harfi söyleyemiyorsak bu bir sorun değildir. Bu bir sıkıntı değildir. İlle de harfi öyle söylemesi, yani sati, dati ya da teyzeyi öyle söylemesi gerekmiyor. Dili ne kadar nasıl dönüyorsa doğrusu öyledir. Onun için doğru olan öyledir. Herhangi bir sorun teşkil etmez. İlle de bu harfi böyle söyleyeceksin diye zorlamak doğru değildir bir kere. Aynı şekilde neden kızıyor? Harfi söyleyemediği için ya da o eksikliği kendinde görüp karşı taraftan uyarı ikaz aldığı içindir. Ama sorun bu değildir yalnız. Asıl sorun başkadır. Asıl sorun nedir? Sahabeden, Resulullah Efendimiz'den sonra sahabeden bir kısmı bir yere gidiyor. Sahabeden biri söylüyor. Bakıyor ki onlar Kur'an dersi alıyorlar. Buyuruyor ki biz Resulullah Efendimiz'in döneminde böyle yapmıyorduk. Önce iman dersi alıyorduk, sonra Kur'an dersi alıyorduk. Ama siz iman dersini vermeden Kur'an dersi veriyorsunuz. İman dersini alınca o kelamın kime ait olduğunu, Rabbine iman edince, sevince, tanıyınca, tanıdığı kadarıyla bu sefer kimin kelamını dinlediğini de öğrendiğini de anlamış olur. Bu farklı bir hal. Farklı manevi bir hal. Yoksa yeteri kadar Allah'ın kelamına kıymetle yer veremez. Niye? Sahibini, söyleyeni tanımıyor. Ama eğer biri Rabbini tanırsa iki ayet okuduğunda muhabbete gark olur. Rabbim bunu söylemiş, Rabbim bunu bana söylemiş der. Muhabbetten sarhoş olur. Ama Rabbini tanımayınca sıkıntı duyar. Evet, sorun nerede? Sorun iman dersi almadığı içindir. Onun için öncelikle verilmesi gereken iman dersidir. Kardeşimizin de özellikle imanını artırmaya çalışması gerekir. Kur'an'ı okurken, öğrenmeye çalışırken de dili nasıl dönüyorsa öyle söylesin. Bunun için de kendini zorlamasın. Birileri de onu zorlamamalıdır. Zorlamasın. Evet.